Selamlar, bugün sizlerle İtalyan işi faşizm nasıl oluyor hep birlikte onu göreceğiz. Birlikte faşist İtalya oynayacağız. Umarım beğenirsiniz, umarım video hoşunuza gider. Kanalıma abone değilseniz şimdi hızlıca abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de videoya like ve yorum atarsanız çok çok mutlu olurum. Hazırsanız hızlıca videoya geçelim. Şöyle hızlıca bir başlangıcımızı yapalım. Öncelikle fokusumuz şu anda. Sonra researchlerimiz tık, 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 tık. Paraşütçü önemli, unutmayınız. Hızlıca şeyleri de basalım. Sonrasında şöyle biraz bundan, şöyle biraz şundan, şöyle truck'a gerek yok. Şöyle biraz şundan, şu ikisine şimdilik gerek yok. Şöyle şundan, sonrasında birazcık transport plane. Size şöyle zamazingli bir şirket, şöyle 5 fabrikalık yeterli. Sonrasında birazcık daha ne basabiliriz? Şöyle uçağa biraz vakit var. Şöyle silah verebiliriz. Geldik Etiyopya cephesine. Etiyopya'da 18 birim var. Şu 18 birimle 7 birim öncelikle bir komutana atayalım. Komutana atadıktan sonra da şöyle geri kalan ordumuzu seçelim. Onları da ayrı bir yere atalım. Dağcı birimleri 18'e yollayalım. Sonra şöyle 19 ve 20 yapalım o cepheyi. Sonra kalanları da şöyle yollayalım. Neden bunu yapıyoruz? Çok hızlı şekilde Etiyopya savaşını, Etiyopya cephesini bitirmek için. Sonrasında şöyle ve şöyle yapıp şu uçakları da buraya aktarıyoruz. Kaynak açıklarımız vesaire yok. Birazcık konvoy basılabilir. Şöyle 24, şöyle çek, şöyle 22, şöyle çek. 24'le hemen şu komutan verildi, 22'le hemen bu komutan verildi. Şöyle saldırılara da başlatıldı. Hemen oradaki uçaklar da havalansın. Şöyle şuradaki uçaklar da şuraya daha gelmedi ve oyun başlayabilir. Şu anda cephemiz başladı. Hatta şuraya vuralım öncelikle. Uçaklarımız geldiyse hızlıca onlarla da şöyle bir oynanış yapalım. Şöyle bir oynanış yapalım. Ne demek olduğunu bilmiyorum ama şöyle devam. Çok hızlıca bitirmemiz gerekecek bu savaşı. Çünkü bu savaşın akabinde bizi bir diğer savaş beklemekte. Şurayı bir ittirelim. Ordum tamamıyla bir gelsin. Devam edelim. Şimdi bu şey bittikten sonra hızlıca şuraya gideceğiz. Şu fokusa. Şuradan bir devam eder misin? Hızlıca bir şey yapalım. Hadi. Mümkün olan en hızlı şekilde bitireceğiz. Şöyle şu anlık ajanlığı kurmayacağız. Şöyle. Tamam. Orası da geldiğine göre şöyle şuradaki cepheyi uzatabilirim. Oradaki cephe yerleştikten sonra da force atağı vereceğim. Devam. Şöyle bir devam. Sonrasında şöyle bir force atak veriyorum. Bu fokusumuz bittikten sonra hemen bir altındakine devam etmiyoruz. Şöyle şuna devam edeceğiz. Hızlıdan. 80. Şöyle bir devam. 78. Hatta siz de şurayı pinleyin. 86, 87, 91, 94, 97, 99, tamam. Hadi bitsin ama, dur. Şu andan itibaren bitecek. Aynen öyle. Bu savaşı mümkün olduğunca erken şekilde bitirmeniz gerekiyor. Sonuçların ne olursa olsun, erkenden bitirmeye bakın bu savaşı. Hatta ben senin o iki siviline de göz yumdum. Şöyle göz yumdum ne ya, göz koydum.
fabrikasına falan her şeyine el koyuyorum, benim diyorum. Şimdi savaşımız sonlandı. Birinci yapmamız gereken şey war ekonomiye geçmek. War ekonomiye geçmek. Şöyle bir geçtim. Sonra ordumu şöyle bir birleştireyim. Ve ordumdan şu oyunun başında gelen şey birimleri var ya, silip şey yapamadığınız şu birimler. Şunları silip işte üzerinde oynama yapamıyorsunuz. Ya yapabiliyorsunuz da işte silemiyorsunuz, edemiyorsunuz. Belli fokuslara gitmeniz lazım onları şey yapmak için. O yüzden onları alıyorum şöyle. Şöyle de tamam. Sonra bu 27 birimi de şöyle şuna convert diyorum. Bunun da içini düzenleyeceğiz. Hatta şimdi düzenleyelim. Şöyle. Şimdilik yeterli. Diğer savaşlarımız için şu 19 birim şöyle dursun. Donanmada tek bir yerde toplansın. Ve hemen PP'yi elde eder etmez. Direkt Justify'ı, hatta nereye sallıyorum biliyor musun? Paris benimle diyorum. Bir Justify yolluyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Şu fokus tamamlandıktan sonra size otomatik olarak ajanlık altyapınız oluşturuyor ve 2 ajan slotu veriyor. Şimdi bu ajanları elbette ki kullanacağız. Hatta şöyle kullanalım. Paris'e atmayacağım. Birini buraya, diğerini de şuraya atacağım. Ajanlarımın. Ve Paris, Fransa'ya hızlıca bir collaboration government atacağız. Savaş artık kapımızı çalıyor. Şöyle hızlıca 8 birim paraşütçü basalım. Üretelim diyecektim. Buradan ne alabiliriz? Şöyle division speed veren şeyi alalım. Bu arada şu fokusu tamamlamakla birlikte, yani şu anda ekranda gördüğünüz fokusu tamamladıktan sonra gelip burada military staff panelinde bu beyefendiyi göreve davet ettik. Şöyle bize 2 mil daha versen, bize erkenden lazım olacak çünkü 8000 silah açığımız var. Fransa savaşını yaparız. Fransa'dan gelen silahla da İngiliz savaşını yaparız diye umuyorum. Sonrasında yapmamız gereken hamle uçaklarımızı ayarlamak. Şimdi şu 100 birim öncelikle... Allah dur. Gitme lan bir yere. Ya da git dur. Şu 100 birim öncelikle burayı savunsun. Şu 200 birim buraya gitsin, tamam mı? Şu 300 birim de buraya gitsin. Şu 44 birim buraya gitsin abi. Hatta şu 300 birimden 100 birim de buraya gitsin. Tamam. Şimdi uçak yerleşimimiz bu şekilde oldu. Sıra da geldi paraşütçülerimizi ayarlamakta. Yani random bir adam verdim. Herhangi bir adam şu anda benim paraşütçülerimin komutanı oldu. Şöyle Paris'e, şöyle Lille, Orleans'a, Metz'e, Troyes'e, buraya, Reims'a. Hadi bir de bir şey gitti ya, ne olacak sanki. Donanmamın gittiğini gördüm. Donanmam güvenle gitti. Görevi başlatıyorum ve içimden de bir bismillah çektim. Şöyle, Allah'ım ne olur paraşütçüler atlasın diyorum. Bu da ekstra dua. Sonrasında savaşı başlattım. Oh, şöyle bir space'e bastığım anda şimdi her şey belli olacak. Şöyle Paris'e atladık. Hadi birkaç yere daha Lille atladık. Evet işte bu. İşte bu. Fransa düştü. 11K'da tüfek geldi. Tüfek açığımızı da kapatmış olduk. Of, bu da İngiltere savaşı için bize yeterli miktarda tüfek vermiş oldu. Şimdi akşam yemeğinde İngilizler. Şöyle yapsam. Şöyle. Anlık bir şeye düşüp bunlar şey yapabilir mi? Aha alıyorum. Aha çıktık. Vallahi çıktık. Dur. Aman. O çıktıktan sonrası pek de mühim değil. Şöyle. Tamam. Şöyle bismillah diyelim. Tamam, şöyle 43 ama siz direkt demir raylarını kullanın, tren yollarını kullanın. Abi Londra'ya yürü. Sen de şöyle Bristol'e doğru yürü, tamam mı? Aman uçaklarımız da
Vur lan, ne olacak sanki? Dur, yaparız uçak falan. Tamam tamam, yürü yürü yürü. Tamam, Plymouth'a da çıktık. Şöyle devam. Ne oldu burada, ne kazandık biz? Hah. Sonra Tauro'dan şöyle devam. Şöyle devam. Yeni gelenlerle de Dover alırım. Ama İngiltere biraz önemli. Şey biraz önemli ya. Londra. Arkadaşlar, Londra'ya girmemiz bir tık mühim. Hatta sen şu 6 birimle de şöyle vur. Sen şöyle vur. Hatta ne yapıyorum biliyor musunuz? Ofansifi alıp Allah ne verdiyse dalıyorum. Şöyle devam. Ha, düştü düştü. Düşmedi yandık. Hadi devam. Hadi devam. Hadi devam. Yürü, 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 yürü. Nottingham, Sheffield, Leeds, Liverpool. Yol haritanız belli. Hadi. Tamam, Dover'da düştü. Yani aldık aldık, alamadık, gitti zaten. Devam. Şöyle bir devam. Liverpool'a gir. Şöyle devam. Hadi be. Hadi be, tutamazsın be. Hadi be. Glasgow'a yürümemiz lazım tabi. Şöyle devam. Tamam, aşağı bitti. Biraz gergin dakikalar. Devam. Liverpool'la aldık sayılır. Şöyle devam. Hatta sen atlısın. Sen Glasgow'a git. Liverpool'la gitti. Hadi be oğlum. Çok iyiyiz be. Çok iyiyiz be. Şimdi yapacağımız işlemler aşağı yukarı belli. Puppet alıyoruz. İsyanlarla uğraşmıyoruz ki puppet aldığımız yerlerin ordularını da kullanıp bir hamle yapacağız. Birazdan göreceğiz onu da. Şöyle puppetları bir alayım. Unutmamanız gereken önemli birkaç şey var. Şimdi şöyle puppetlarımı aldım ya mesela. Puppet olarak aldıktan sonra unutmayın, bunların kaynaklarına ve fabrikalarına da çökmeniz lazım. Bu neye yarıyor? Hem isyan yemiyorsun, isyanlarla uğraşmıyorsun, hem de zaten kaynağını aldım. Altyapı kaynaklarını aldım. Bir de üstüne fabrikalarını yedim diyorsun, tamam mı? Tadından yenmiyor. Sonra işte otonomi falan kasıp şey yaparsın. Ne oldu? Fransa benim. İngiltere benim. De bunlar askerle gelmedi mi? Ana, bunlar askerle gelmedi. Ben bunlar askerle gelir diye düşünmüştüm. Hepsi askerleri şey yaptı. Ama elbette ki önemli değil. Şöyle sizlere bir altyapı kaynaklarımı göstereyim ve fabrikamı göstereyim. Altyapı kaynaklarım şu şekil oldu. 30 şey, 10 şey, 20 şey. 20'de uçak veriyorum tabii ki de. Hızlıca sonra ne yapıyorum? Militer faktörlerimi basmaya başlıyorum. Şöyle. Hatta anakara full militeri basılsın. Anakaraya. Şimdi kendimizi hangi savaşa hazırlıyoruz? Kendimizi elbette ki Amerika Birleşik Devletleri'ne hazırlıyoruz. Hem koloni ordumuzu kullanacağız, hem kendi ordumuzu kullanacağız. Hatta Justify'da şöyle yollayayım. 115 günde hazırlanır mıyız emin değilim ama şöyle hem şeyleri de bir yollayayım, ajanları da bir yollayayım. 115 günde hazırlanır mıyız emin değilim ama belli de olmaz yani, toparlarız. İngiliz de asker basarsa, şey de asker basarsa. Siz şöyle geleceksiniz. Sizi ben hatta şöyle 13-14 olacak şekilde şöyle şuraya getireyim, tamam mı? Şimdi kendimize bir koloni ordusu oluşturalım. Şöyle askerleri isteyelim tüm puppetlarımızdan. Kaç askerim varsa ver. Senden istemiyorum, ayıp olur. Restores. Hatta dur, bir tane daha varmış, tamam. Kanadacım sen de ver ordunu bana. Kaç ettiniz? Toplamda bir 24'lük daha oldu. Bir de şöyle, o zaman madem şimdi biraz artileri ve şey açığımız var, şöyle bir kev basalım. Basabildiğimiz kadar.
Tamam, bin silah toparlarız. Kaç? 33 divde Kev gelecek. Tamam. Şimdi bu askerleri de ben buraya çektim. Şöyle. Tamam mı? Mis gibi olacak. Hatta donanmayı da şuraya çekerim. Arkadan çıkartma yememek için. Şöyle. Şöyle. Birleştireceğim donanmayı. Tek bir yerde toplansınlar. Şimdi savaş için her şey hazır. Şöyle bir fokuslarımızı falan da yapalım. Senden gideceğim. Sonrasında dur, senden değil. Bana biraz ne lazım? Bana bir tık daha silah lazım değil. Şunlardan lazım. Şu bir de uçak lazım. Bir de şöyle şeyi alsam. Prince of the Terror alsam. Hadi inşallah diyelim ya. Dur bir de collaboration government atalım. Böyle. Hadi bismillah o zaman. Of, ikinci büyük savaşımız da başladı. Allah. Italian American War dedim. Aha başladık. Hadi be. Dur. Kolombiya mı? Abi Amerika falan okey de Kolombiya biraz ayıp oluyor. Neyse devam. İsveç tarafından ambargo yedim. Romanya tarafından ambargo yedim. Romanya'yı işgal edeceğim. Öyle planım yoktu oyunun başında ama işgal edeceğim abi. Şöyle bir devam. Hah, orası paket değil mi? Dur, ilk paketimizi attıysak şuradan şöyle bir aşağıya doğru sıyrıl. Ana, buraları unuttuk. Neyse dur, üstten gider hallederiz, problem yok. Şurayı hızlı bitiriyorsunuz çocuklar. Şöyle. Şu cepheyi hızlı bitiriyorsunuz. Allah'ın belası, git işte. Bastını niye almadın? Şimdi oraya asker çekecek. Herif bize cehenneti yaşatacak, cehenneti. Şöyle bir devam. Şu, bir de şunu yapsam. Vur vurabildiğin kadar. Lan New York'a kadar gittin ya, gitsene şöyle Washington'a kadar ya. Allah Allah. Hatta sen de şuradan Buffalo'ya git de bir paket deneyelim o yukarıda. Siz ne durumdasınız abiler? Siz de pek iyi durumda değilsiniz. Mesela şuradan yürüme ihtimalim var. Niye yürümüyorsun? Ya ne yani, şov mu yapıyorsun? Allah Allah, yürü işte. Ne ya, her şeyi bu ordu mu yapacak? Şöyle devam. Şöyle devam. Bunları şu ordusunda paketi alırsak çok iyi olur ki aldık da. Tamam devam abi. Tamam. Hadi devam. Bak, Philadelphia'da da böyle girersin. Hah, devam. Ajanımıza yakaladılar ama yapacak bir şey yok. İyi bir ajandı. Benim acilen size biraz daha askeri takviye vermem lazım değil mi? Bu ne lan, sizin burada ne işiniz var? Da niye gelmiyorsunuz mesela oraya? Siz niye buraya gelmiyorsunuz ki? Neyse problem yok. Da benim bu orduya biraz daha takviye yapmam lazım gibi hissediyorum. Şöyle bir devam. Şöyle bir devam. Yani adam sayısı olarak bu ordu biraz sıkıntıda. Uçaklarımızın elbette buraya gelmesi lazım. Şöyle. 2000 tane 2000'lik bir yer varmış. Şöyle bir gelmesi lazım. Şunları bir halledip hızlıca bir işimize odaklanalım arkadaşlar. Hadi. Hadi be. Uğraştırma beni. Hah, devam.
Ne bulursan devam ulan. Ne bulursan devam. Uçaklar geldi mi? Geldi. Dur, şöyle bir 2000'lik. Tamam, şöyle abi dur. Şöyle bir devam etsene sen. Aynen öyle. Sonra şuradan bir devam. Şuradan bir devam. Yürüyün lan aşağıya. Yürüyebildiğiniz kadar yürüyün. Fokusları elbette es geçmeyeceğiz. Şöyle devam. Aktabildiğimiz kadar patlatmamız lazım. Ki bir şeyler yapabilelim. Sonra Richmond'dan şöyle şuraya da paket atabilirsem. Devam 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 devam. Paketin boyu büyüyor sadece. Problem yok. Ama bu ordumuz saldırı hattını biraz daha genişletmem lazım. Şöyle bir şey yapsam kafi. Sen Norfolk'a git, sonra şöyle gel. Tamam 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 tamam. O ikiyi kaçırmayın ama ha. O iki tanesini kaçırmayın. Ne olur şuradan saldırsana. Niye oraya kadar gidiyorsun? Geri zekalı kardeşim benim. Ha? 3 birimine paket atacağız ya. Hadi ya. Yok, bu ordu salak abi. Bu İtalyan ordusu salak abi. Bunun başka açıklaması olamaz ya. Allah'ım ne salak bir orduymuşsun sen ya. Ben şu an var ya şapkadan tavşan çıkarıyorum ya. İtalya ömründe kaç kere şey düşürdü ki? Tamam, şuradan Los Angeles San Diego civarı yapabilirsek işimiz çok iyi bu arada. Devam abi. Washington falan da bizde. Şöyle biz bir de nereye alalım biliyor musun? Atlanta'ya yürü, sonra New Orleans'a yürü. Koş 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 koş. Houston'a da gir. Aynen düşüyor 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 düşüyor. Houston'dan sonra düşebilir. Oo, düştü. Of Allah'ım. Of çok güzel ya. Seviyorum. Faşist ülkeleri seviyorum abi. Yani Hearts of Iron adlı oyunda faşist ülkeleri seviyorum şimdi. Şey olmasın. Yanlış olmasın. Elbette bunları da puppet alıyoruz aynı şekilde. Bu şekilde ilk bölümümüzü burada sonlandıralım. İlk bölümde ne yaptık? Hızlıca sizi tarih kısmına almak istiyorum. Tarih kısmına dikkat ederseniz yıl daha 1937 ve biz Fransa'yı düşürdük. Hemen ardından İngiltere ve puppetlarını düşürdük. İşte Raj'dır, Avustralya'dır vesaire vesaire puppetlarını düşürdük. Onun hemen akabinde yönümüzü Amerika'ya çevirdik. Amerika'ya savaş ilan ettik. Fakat biz Amerika'ya savaş ilan ettikten hemen sonra Kolombiya gaza gelip o da savaşa dahil oldu. O da düştü. Amerika Kolombiya'nın yanı sıra Filipinleri de düşürmüş olduk. İkinci bölümde ne yapıyoruz? Hızlıca önce Japonya Savaşı'nı hallediyoruz. Yani Japonları düşürüyoruz. Ve hemen akabinde Avrupa'dan alacağımız birkaç toprak var. Yani Japonya Savaşı ile eş zamanlı olarak Belçika ve Hollanda'ya dalarız. Sonrasında da komik bıyıklı ressamın Sovyetlere dalmasını bekleriz. Komik bıyıklı ressam Sovyetlere daldığında biz de ressama arkadan gireriz. Savaş açmak anlamında. Ressam düştükten sonra bir de komünistlere selam çakıp seriyi sonlandırırız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone değilseniz şimdi hızlıca abone olursanız çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz. İyi bir gün, iyi bir hafta, iyi bir yıl geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.